Satışıyla ilgileniyorsunuz. Bir de traktör gördüm. Traktör siz mi satıyorsunuz yoksa başkasının bayi? Faaliyetlerimiz traktör bayiliğimiz var. Fiyat traktör bayiliğimiz var. Traktör bayiliğimiz dışında elinecek kamyonet, otobüs ve Peugeot minibüs bayiliğimiz var. Bunun dışında da 3 ilin gübrede Türkiye çapında bölge dağıtıcısıyız. Bölge bayisiyiz diyelim. Bölge bayisiyiz. Hazırdaki faaliyet alanlarımız buna ilavete bir de aksigortanın ajantalarımız var. Peki efendim, şimdi diyoruz ki biz bak sen bu kadar işi yaptığına göre şimdi Besillerin daha evvel böyle bir iş hayalimizde var mıydı? Çok mesela babamızda, dedemizde daha evvel böyle bir şey hayalimizde yoktu değil mi? Ha. Besillerin atılganlığı, bak sen mesleğin olmadığı halde, mühendisliği hiçbir şey olmadığı halde bu neye geliyor? Atılganlık, cesaret. Ha, cesaret olan kişide her şey mevcuttur. Bir işi yapar demektir. Biz de böyle olduğuna göre Besiller olarak bir banka veyahut da bir şirket kuralım. Yani büyük böyle banka gibi bir şirket veyahut da bir vakıf. Yani banka şey gibi. Şimdi sermayemizi toplayalım. Mesela pamuğumuz var, küncümüz var, fıstığımız var, her alanda buğdamız var mesela. Bunu kendimiz değerlendirelim. Kendi toprağımızın kaynağını bu şirket adıyla geçsin. Yüzüm Mersin'de görüyorum ki bütün bankaların depoları var. Alışveriş ediyorlar. Ayrıca da para çalıştırıyorlar. Biz kendi paramızdan yatırım yapalım. Mesela Mersin'de ev mi lazım? Yapalım. Mesela hükümet evleri yapmış. Şirketimiz ya kazansın. Yine Besin halkının sermayesi kazansın ama Besin halkına da bir yerde biraz vadeli evler yaparsak. Mesela sanayi kurarsak her dalda bir kendi halkımıza bir hizmet götürmüş oluruz.
Yani bunu ben birçok yerde de bunu işleyeceğim. Gerçekten de herkes de bunu çok iyi bir şey yani. Bugün ben Avrupa'da Avrupalılarla çalıştığım için Avrupalıların yegane ilerleyişi de buna dair. Yani toplu çalışma, sermaye, öz sermayeyi kolektif çalıştık. Cevap verdiniz. Şimdi besnelerin yapısı itibariyle genel olarak çalışkan insanlardır. Bu nedenle atak insanlardır. Temelde besneler ticaret adamlarından gelme oldukları için. Burada ise besnenin zamanında şehrin kuruluş yeri itibariyle uygun yere kurulmadığından eski besne yeni besneye taşınırken burada besneler besnedeki iş adamları, o günün şartlarına göre olan iş adamları burada uzun vadede gelişmeye dayalı bir şey görememişler. Evet. Bundan dolayıdır ki herkes dışarıya yatırım yapmış. Evet. Şimdi de aynı şeyleri görüyoruz. Bizim kuşakta da aynı şeyleri görüyoruz. Adam şimdi belli bir noktaya kadar kendi işini getiriyor. Evet. Belli bir müddetten sonra şehir ulaşım itibariyle ana yollar üzerinde olmadığı için ulaşımdan takılıyor, bir şey anlayamıyor. Eskisi gibi artık haberleşme aletleri ilerledi ama sosyal imkanlar az olduğu için dışarıdan üst düzeydeki idareciler, o profesyonel idareciler, yöneticiler dediğimiz tipteki adamları besleyi getiremiyor. O zaman ne oldu? Kalifiye olmayan adamları getirebilir. Onlar da zaten firmayı, işletmeyi bir yere götürebilir. Hal böyle olunca şimdi adam bakıyor. Buraya bir yatırım yapacak. Büyük bir fabrika, trilyonluk bir fabrika kuracak veya milyarlık bir fabrika kuracak. Ben şimdi bu işi idare ettirecek dışarıdan genel müdür düzeyinde, idareci, yönetici düzeyinde yetenekli insanları buraya getiremeyeceğini görüyor. Evet. Malı getirdi. Ulaşım itibariyle bu malı tekrar burada pazarlayamayacağı için yeniden nakliye verip dışarıya götürecek. Ham maddesini dışarıdan evet. getirecek, buradan tekrar geri imal edecek, tekrar yeniden dışarıya evet. götürecek ticaret merkezlerine. O zaman ondan da şöyle bir düşünce hakim oluyor. Diyor ben iyi bir idareci bu memlekete getiremezsem firmamı yönetecek, fabrikamı yönetecek. Ben ürettiğim malın ham maddesini dışarıdan alırken, burada ürettikten sonra tekrar yeniden geri dışarıya götüreceksem, ben bu işte nasıl kâra geçeceğim? Bir başka evet. düşünüyor. Zaten kaldı ki en önemli sorun, şehrin kuruluş yeri itibariyle adam 20 dönümlük, 50 dönümlük bir yer, fabrika sahası lazım olsa veyahut da hatta bir devlet bir okul yaptıracak olsa, bir bina yaptıracak olsa bile şehrin yarısı heyelan bölgesi, yarısı da dağlık, taşlık, derelik tepeli yer. Yer bulamıyor. İşte arkadaşımızın bir tanesi fabrika kurmaya niyetlendi. O zaman şartlarda en az 5-10 yere baktı. Fabrikayı kuracak yer bulamadı. Evet, tam yeri gelmişken. Evet. Daha sonra aynı şeyleri Sanko Adıyaman'a çok büyük bir tesis kuracaktı Sami Konukoğlu. Devlet de bu fabrikanın Adıyaman bölgesine yapılması için büyük teşvikler vermişti. Adam Besne'ye geldi o gün şartlarında. Buradan fabrika sahası araştırdı. Fabrikayı kuracak yer araştırdı. Çok Antep'e yakın oluşu nedeniyle özellikle Besne'ye kurmayı çok arzulamış olmasına rağmen yine o da Besna fabrikayı kuracak yer bulamadı. Netice, bunlar tabii birer faktör. Burada sanayinin gelişmesine mani olacak. Peki bu yer sorununda engel kim tanıyor? Yani engel nedir? Boş yerimiz var, kaya boş, bilmem delikli kaya boş. Yani buna yüksek fiyat isteyip de engellemeye gerek var mı mesela? Demek ki halk bizim halkta. Trilyonluk fabrikasının iktidarının başına elbette kuramaz bunları kuracağı zaman. Siz de bir fabrikatör olsanız çeşitli faktörleri göz önüne alacaksınız. Tabii. Yani adam diyecek ki ben buranın harfiyatı için harfiyatını yarım metre tesviye yapmam gündeme gelse diyecek. Dünya kadar para harcamak durumda da. Evet. Halbuki Besne zamanında eski Besne yeni Besne'ye taşındığı zaman şehrin büyüyebileceği bir ova gibi bir yere çıkarmış olsalar. Tabii canım kayardı diyelim. Kayardı veya Keyş'in ovası gibi bir yere çıkarmış olsalar idi. Belki o zaman daha farklı şeyler çıkacaktı. Belki bu teşviklerden dolayı Adıyaman kurulan 20-30 tane fabrikanın 5-10 tanesi de buraya gelecekti. Sonuçta evet. burada bir sürü insanlar çalışacaktı. Besmeki insanlar, işsiz insanlar da iş doğmuş olacaktı. İstihdam doğmuş olacaktı.
Şimdi efendim benim anladığım da şu, yani biraz ileriyi görerek. Şimdi İpek yolu geçti burada. İran'dan gelen yolcu herhalde Antep'te evvel burada inecek. Yani zamanın geride bu Mezopotamya'nın Mezopotamya'nın bir Adana gibi yani kaynaklarının her alana dağılacağı merkezi bir sistem oluyor bu Güney Anadolu. O bakımdan böyle kolaylık göstermesi lazım. Aslında özlerini kullanması lazım Besni Halk'ın. Gerçekten de çok hata edilmiş yani. Şimdi ben olsam şahsen bedava veririm. Yerim olsa o adama bedava verirdim. Neden? Çünkü halkını, milletini seven kişi buna katlanmak lazım. Gerçekten de öyle. Şimdi ben o bir fabrikanın yerini gezdim. Bu karşının bir tanıdık da bir yer vermiş. Adama gerçekten teşekkür ettik. 1000 liradan vermiş. Yani bir para da değil ama adam yani birçoğunda faydalı olmuş. Bak vurmuşlar. Şimdi gelenlere faydalı olursak bizim Besni halkının menfaatine değil mi? Şimdi buradan çeşitli yerlere mesela Irak olsun gerekse İran olsun bu yol kavşağı haline geliyor artık yani böyle transit olarak da bizim payımız var. Çünkü bizim ürettiğimiz malı, besin ürettiği malı nüfusun %40'ı kullanıyor. Şimdi bakıp da zengin kişi bizim besin battaniyesini şunu almak ne yapıyor? Gerekse İslam dünyasının gerekse Türkiye dahilinde orta tabakadan tabana kadar yayılan bir sanata sahibiz. Diğer tarafı da gübre sanayinde böyle diğer beyaz eşyada da yine yakına, daha yakın, daha çabuk ulaşım bakımından da faydalıyız yani. Mesela Antep'ten alır, İstanbul'un ümeratını buradan sen sallayabilirsin. Çünkü senin için daha kolay olur. Yani bu bakımdan diyorum yani bir fonla bu şeyi önlemek lazım. Hiç değilse arsa alıp, halktan arsa alıp bu gelenlere de yardımcı olunur yani bu parayla da. Yani bu da bir kardır yani. Sorular kısa olarak sorarsanız evet. Daha faydalı size cevaplar verebiliriz. Evet. Çünkü bir yerde konu... Evet. Şimdi oluyor. Diyelim ki... şöyle... Evet. Evet. Şimdi size kısa siz, sorarsanız... size diyorum şimdi. Siz traktörü yapıyorsunuz, onu yapıyorsunuz. Şimdi yarın fıstığa da el atabilirsiniz. Bunu değerlendirmesi, bunu kırmasını bilmem neyin de bir teşvik yaparsanız bu Antep'te gidip kırılıyormuş sorduğuma göre. Burada da kırılır mesela. Değil mi? Yani buna da teşvik olur. Yani böyle bizim yatırımcılar dediğin doğru. Bugün Uşak'taki adam gelemez ama sen yakındakiler bile buna yardımcı olursa sizin gibi 10 tane kişi olsa bu işi bilen bir kişi de bunu yaparsa her şeye el atılmış olur yani. Bu kendiliğinden çözülür. Ben öyle kanaatindeyim yani. Ben bakıyorum yani sizin böyle girişkenliğinize göre iftihar ediyorum. Neden? Senin gibi 10 kişi çıksa işte bugün memleketin birçok kaderi değişir yani. Buna eminim ben. Zaten sermaye toplumsal açıya yayıldıkça toplumda kalkınma olur. Peki sizin fikrinizce siz daha büyük kapsamlı olsa neler yapardınız? Mesela Besni'ye gönlünüzden daha neler yapmak istersin sen Besni için? Şimdi Besni'nin... Yani cesaretinde neler var yani? Yapmak isteyedin de imkanın olmadığı neler var mesela? Şöyle yürekten. Şu param olsa şunları da yaparım diye. Besni aslında her şeyi yapılabilir. Her şey yapılabilir de yapacak yer bulamıyorsun. Tabii yalnız bunu yapacak yer bulamıyorsun derken kızın demişler ki oyna. O da oynamayı bilmiyormuş, yerim dar demiş. Bahanemiz tabii yer dardır derken o kızın oynamasına dersem ya gerçekten burada yer dar. İşte bunun örneklerini görüyoruz. Devlet bir yatırım yapacağı zaman, getireceği zaman yer bulamıyor. Fabrikatörleri görüyoruz. Bir şey kuracağım. Yer bulmakta o kadar büyük sıkıntılar çekiyor ki sanki İstanbul'un merkezindeki arsalar fiyatına adam arsa satmak durumunda kalıyorlar onlara. Hal böyle olunca yani adam buraya gelmesi için dışarıdaki birisinin gelmesi için teşvik edici, özendirici hiçbir şey bir mana bulamıyorlar gelmesi için. GAF projesine dönecek olursak uzun vadede buranın istikbali, geleceği tabii ben 1-2 yıl sonrayı kastetmiyorum. 10 yıl, 20 yıl sonrayı kastediyorum. Uzun vadede istikbali çok parlak. Çünkü Atatürk Barışı burnumuzun dibinde, şurada çok yakınımızda. Akşamları Besni köylerinden Atatürk Barajı'nın ışıklarını dahi görebileceğimiz kadar yakınımızda. Evet. Tabii. Arabayla 1,5 saatte gidebileceğimiz kadar yakınımızda. Evet. Kaldı ki bugün kap projesi.
büyük projelerden birisi. Evet. Bu kadar yakınımıza olan bir proje elbette besleyip etkileyecektir. İşte şimdiden diyorum ben de bunu. Şimdi bu elbette GAP projesi sihirli bir değnek değil. Yani bir günde hemen GAP projesi meydana geldi, buranın tarihi kaderinden değişmez. Altyapılarının zaman içinde hazırlamak lazım bunun. Evet. Şu anda da işte siyasilerimizden beklediğimiz şey herhalde buydu. GAP projesi meydana geldiği zaman bölgemize de biraz faydası olması, bölgemize de faydalı olacak şekilde projelerin, etütlerin hazırlanması bir. Ama proje artık hazırlandı, yapıldı, meydana geldi. İşte GAP projesinin proje itibariyle incelediğimiz zaman deniyor ki Gaziantep ticaret merkezidir, GAP projesinin pazarlama merkezidir. İşte Urfa tarım bölgesidir. İller itibariyle tabii bunu sayıyoruz. Adıyaman da bakıyoruz, turistik yer. Evet. Olarak değerlendirilmiş. Tabii bu proje artık dünya çapında bir proje olduğu için dünya çapında büyük bir şirket yapmış, göndermiş. E şimdi neden yani Adıyaman'la veya Besniye'de biraz da sanayi kurulamadı? Evet. Acaba kurulsaydı kötü mü olurdu? Halbuki biz GAP projesi yapıldığı zaman Adıyaman bir ilçesini verdi köyleriyle birlikte. Adıyaman illi İl bazında toprağının yarıya yakın kısmını verdi bu GAP projesi için. Yapı olarak incelediğimiz zaman 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 dışarıda, çünkü çok irtibatımız oluyor. Dışarıdaki mesleğimizdeki arkadaşlarla da irtibatımız oluyor. Veya çeşitli meslek gruplarındaki arkadaşlarla da irtibatlarımız oluyor. Besniye ilçe bazında köyleriyle beraber incelediğimiz zaman Güney Anadolu bölgesine gelir seviyesi en yüksek olan bölgelerden birisi. Evet. Hakikaten iftihar edilecek, gurur duyulacak kadar gelir tarımda gelir seviyesi çok yüksek olan bir ilçe. Evet. Şimdi biz bazen gübre bayileri toplantısı oluyor, orada oturuyoruz, konuşuyoruz. Adamdan arazilerini soruyorum, işte yıllık gelirlerin giderlerinin sohbetler sırasında geçiyor. Bir bakıyorum ki Besni onlardan 20 kat ileride. Tabii. Az değil mi 20 kat ileride olmak? Evet. Adam orada ilçesini temsil eden veya şirkete, işte firmasını temsil eden gelmişti. Sen bir bakıyorsun oradan 20 kat ileridesin. 20 kat ileride olunca ekonomi de 20 kat ileride demektir. Tabii. O zaman halbuki şey, 20 kat ileride olduğunu görünce şimdi adamlara bakıyorsun, onlar ne yapmışlar, sen ne yapmışsın? Onlara bakıyorsun, onlar o kadar çok gayret sarf etmişler ki ilçeleri fevkalde zengin, ilçelerinde fevkalde fabrikalar var, ilçelerinde fevkalde tesisler kurulmuş. Sen kendi ilgine bakıyorsun, ondan 20 kat ileride gelirin var, evet. Hiçbir şey kurmamışlar buraya. Allah Allah. Yani sen öncekilere bakıyorsun adamlar. Adamlar hiçbir şey kurmamışlar. Onlar ise öbür tarafta ise senden 20 kat ileride olmasına rağmen kurmuşlar. Tabii sonuçta yine dönüyor şeye, acaba ben olsam kurar mıydım? Siz olsanız kurar mıydınız? Elimizde imkanlar olsaydı. O imkanı kullanacak yer bulamıyorsun. Onu yapacak yer bulamıyorsun. Yer yok. Altyapı yok. İşte onu meydana getirdikten sonra yerletebileceğin, işini geliştirebileceğin, o sahayı geliştirebileceğin yer yok. Şöyle düşünün, bir fabrikanın kuruluşu temel itibariyle bugün bir profil holdingi incelediğimiz zaman işte Türkiye'deki en büyük buzdolabı fabrikasından birisidir. Dünyadaki bu sektördeki en büyük fabrikalardan birisidir. Evet. Ve bu adam dünyadaki bu sektördeki belli başlı adamlardan birisidir. İlk başladığında bir atölyeyle başlamış, çok küçük bir atölyeyle. İşte hayatından okuyoruz. Sonra fabrika yavaş yavaş büyümüş. Belli müddet sonra Türkiye'deki belli başlı fabrikalardan birisinin üzerine gelmiş. Evet. Tabii bu İstanbul'da olduğu için. Evet. Eğer aynı adam ve bu fabrikayı bir müddet daha büyütmüş, bugün dünya çapındaki fabrikalardan birisi düzeyine getirmiş. Şimdi profil holdingin sahibini düşünelim. Eğer bu adam Besni'de doğmuş olsaydı ve 10 parmağında 10 marifet, el attığı şeyi altın ediyor tipinde bir adam olsaydı ve bu adam İşte 10 yıl, 20 yıl Besni'de otursaydı, acaba aynı fabrikanın sahibi yine olabilir miydi? Hayır. Hayır, olamazdı. Olur. Nasıl olacak ki? Burada imkanlar yok. Yani o kadar büyük bir mesleği sağlayabilecek imkanlar yok. Diğer taraftan bakıyoruz, diyoruz ki efendim, Besni'nin gelir seviyesi öbürkinden 20 kat ileridedir. O da doğrudur.
Bir Behbi Koç'u düşünün. Behbi Koç acaba Besten olsaydı Behbi Koç halen olabilir miydi? Bugün dünya çapında beğenilen birisi olmuştur. Acaba olabilir miydi? Bir Sabancı olabilir miydi? Hayır, olamazlar. Yani buradaki gelebileceği yer, gelebileceği yer belli bir yerde sınırlanıp kalıyor. Mesela şimdi bizim Besten'in çiftçilerinin ağların böyledeki toplar belki Behbi Koç'un bir ucuna bile gücü yetmezdi o zaman. O demek ki adamın girişiminde var. Evet, o günün şartlarında, şimdi o günün şartlarında o Ankara'da olmanın avantajını kullanmış. İşte profil olduğu gün sahibini söylüyoruz, İstanbul'da olmanın avantajını kullanmış. Tabii. Belki bundan işte 30 sene evvel Behbi Koç'un, deminki söylediğin örnek çok güzel. 40 yıl önce Behbi Koç'un serveti buradaki adamla mukayese ettiğin zaman çok çok gerisindeydi. Evet. Ama o adam olmuş ki artık bir vilayeti satın alabilecek kadar. Evet. Veyahut da Türkiye'nin ekonomisinde, Türkiye'nin gidişatında söz sahibi olabilecek bir noktaya getirmiş kendini. Evet. Aynı şeye yine tekrar ediyoruz. Acaba bu adam Besten'e kalmış olsaydı bu kadar olabilir mi? Elbette olabilir. Evet. Sonuçta adamlar diyoruz ki Besten'e niye Besten'e taşınıyor? İşte sebepler meydanda. Evet. Adam büyüyebilecek yer göremiyor burada. Evet. Takılıyor. Bir yere kadar geliyor bir yerden sonra duruyor. O zaman ondan sonra adam gitmek zorunda. Ve gittiği yerlerde baktığınız zaman Besten'e incelediğiniz zaman hangi sektörü el atmışlarsa, atmış olurlarsa olsunlar, el attığı bütün sektörlerde belli başlı kimseler olmuşlardır bu adamlar. Evet. O sektörün lideri durumuna gelmişlerdir. O sektördeki en iyi işi yapan adam konumuna gelmişlerdir. Neden? Çalışkanlıklarıyla, dürüstlükleriyle, kendilerini bu işe vermeleriyle ve işe yapma başarılı olmalarıyla. Yoksa elbette ki Besten'in elinde sihirli değnek yok yani. Onlar hokus pokuslanıp gidip en iyi yere oturmuyorlar orada. Tabii. Yıllarca verdikleri emek sonunda oraya meydana gelebiliyor. Yani bir adam bir şehre gidiyor, 10 yıl, 20 yılını orada veriyor, ömrünün yarısı gidiyor. Ondan sonra meydana geliyor. Yoksa öyle gitti 2 yıl sonra da orada en iyi oldu. Hayır, olmuyor. Görüyoruz bundan bu örnekleri. Sonuç neden böyle oluyor? Aynı adam Besten'e kalsaydı, onda dışarıdaki adamların hepsine baktığım zaman hiçbirisi Besten'e kalsaydı o yere gelemezdi. Ne olurdu? Bir ev olurdu adamın. İşte bir arabası olurdu. Bir tane iş yerisi olurdu. Ve o adama derlerdi ki zengin. Hele bir iki tane birkaç dönüm tarla aldıysa falan işte en zengin derlerdi. Ama bu adamların, aynı adamlar dışarılarda artık milyarlarla ifade edilen servetlere ulaşmışlar. Evet. Ama oranın imkanlarını kullandıkları için. Tabii. Şimdi gelin mi işte? Dışarıya gittik adam. Toplayalım dese, buraya getirelim. Bu adamlarla burada biriktirdiğiniz belli serveti, belli kapitali burada kullanalım desem, bazıları belki gelmek isteyecektir ama memleketi olduğu için fedakarlık yaparak gelmek isteyecektir ama gelse bile adam artık bu saatten sonra gelmesi çok zor yani. Evet. Belki şu olabilir, bunlar birleşip diyelim ki 50 kişi, 100 kişi birleşip bir kooperatif şeklinde bir ortaklık kursalar, bir anonim şirket kursalar. Buraya da herkes bütçesi ölçüsünde belli paylar koyarak, sermayeler koyarak buraya memleketlerine yardımcı olmak amacıyla bir fabrika kurulmasına sebep olabilir. Evet. Elbette ki herkes koyduğu paranın karşılığında kar etmek ister. Kar edebilecekse bunu yaparlar. Tabii. İşte devlet de bu amaçla bir teşvik kanunu çıkardı. Devlet destekliyor. Evet. Biraz geç kaldı. Önceden şartlar daha iyiydi ama yine de pek fazla geç kalmış sayılmaz. Bundan sonra aynı şeyler yapılabilir. Hayır, şimdi bizim de şeyimiz zaman, bu yani. Böyle bir toparlama. Ne işte fikir olarak toparlamada fayda var. O zaman var ne yani. Olmuş olur? Toparlanmış olur işte. Yani o dışarı buraya bir ölçüde bir şu veya bu şekilde yardım gelmiş olur. Gerek devlet kadarıyla, gerek dışarıdaki hemşehrilerimizin maddi birikimlerinin memlekete faydalı olabilecek şekilde yönlenmesi olur. Tabii. Peki.